Merhabalar, Lahor'dan hepinize günaydın. Çok güzel bir hava var ve şimdi Lahor'u keşfetmeye gidiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yol Azadi Çok ve burada bütün araçların kesiştiği yolu görüyorsunuz. Bu bölgenin adı da İkbal Parkı. Bu bölge de Pakistanlılar için çok önemli bir bölge. Ve ileride görmüş olduğunuz minare de Pakistan'ın minaresi, en önemli minarelerinden biri. Minare-i Pakistan. Merhabalar. Tam şu anda Kutbuddin Aybek'in türbesinin önünde bulunmaktayız. Aybek yolunun hemen yanında. Bakalım içeride neler var. Esselamun aleyküm ya ehlel kabir. Kutbuddin Aybek Hindistan'ın ilk Müslüman hükümdarıydı. Daha önce bir köleyken Kutbuddin Aybek daha sonra ülkeye hükümdar oldu. Sadece 4 yıl iktidarda kaldı. Polo oynarken attan düşmesi sonucunda ciddi bir şekilde yaralandı ve hayatını kaybetti. Evet, arkamda görmüş olduğunuz giriş kapısı Şahburç. Buradan kralın ailesi bu kapıdan giriş yapıyormuş ve hemen yanında Babür zamanına kalma ve onlar için çok önemli olan bir duvar var. Resim duvarı tamamen resimlerle kaplı ve Babür zamanını anlatıyor. Bütün şehri çevreliyor. Evet, şimdi biz de kralın giriş kapısından içeriye giriyoruz. Görmüş olduğunuz bu yapı Babürlülerin en eski mimarilerinden biri. Hatta Lahor'un en eski mimarisi diyebiliriz. Evet, bir zamanlar Kral Ekber işte tam bu odalarda gelip dinleniyormuş. Şimdi biz de onu izliyoruz. Tam şu anda durmuş olduğum balkona çıkıyormuş ve buraya çıkıp burada onu bekleyen, onu izleyen halkıyla konuşup selamlaşıyormuş. Evet, burası fillerin çıktığı merdivenler. Buradan koca koca filler çıkıp Kraliyet ailesiyle beraber ileride göreceğiniz kapıdan içeriye giriyorlar. Şahcihan'ın eşi Mümtaz için yaptırdığı saray, yani Şiş Mahal'in içinde bulunuyoruz. Burası saray halkının yaşadığı yer tam olarak ve burayı, bu sarayı kışın kullanıyorlar, yani kışlık bir saray. Burayla ilgili trajik bir hikaye anlattılar. Şahcihan eşi Mümtaz için çok güzel bir saray yaptırmayı istiyor. Mümtaz ondan bir istekte bulunuyor. Diyor ki, gökteki yıldızları benim ayaklarımın altına getirir misin? Bulutların üzerinde yürümek istiyorum diyor. Ve tabii ki Şahcihan eşi Mümtaz'ın bu isteğini kırmıyor. Bunun üzerine Şahcihan Suriye'den küçük aynalar getirtiyor ve zeminin üzerine kaplatıyor. Yerde bulunan bu mermerler ise bulut şeklinde ve hepsini, bütün zemini bulutlarla süslüyor.
Ama maalesef Mümtaz bunu göremiyor. Çünkü buraya gelmeden önce yoldayken hayatını kaybediyor. Evet, bu aynaların burada olmasının sebebi burada tek bir mum ya da bir ay ışığının altında buradan yansıyor ve bu aynaların içinde aynı yıldızların içinde oturuyor gibi oluyorsunuz. Evet, buraya gelen turistler burada görmüş olduğunuz kıyafetleri giyip onunla fotoğraf çekiyorlar. Ben de şimdi onlardan bir tanesini giydim ve şu anda tam bir kraliçe gibi oldum. Şu anda Kraliyet Çeşmesi'nin tam ortasında bulunuyoruz. Burada bir performans alanı var. Burada müzisyenler, cariyeler kral için gösterilerini sergiliyorlarmış. Evet, şimdi Lahore'un merkezindeyiz ve çok önemli bir üniversitenin önündeyiz. GC Üniversitesi'nin önündeyiz. Bu üniversite çok önemli mezunlar vermiş ve 1864 yılında kurulmuş. Şu anda Muhammed İkbal'in odasında bulunuyoruz. Muhammed İkbal, Türkler ve Pakistanlılar için çok önemli biri. Muhammed İkbal, Pakistanlılar ve Türkler için çok önemli. Çünkü biz istiklal mücadelemizi verirken zamanında Lahor Meydanı'nda görmüş olduğu Libya'yı anlatıp onlara altınlarını satarak, evlerini satarak Türklere milli mücadelesine destek vermeyi sağlamış. Sevgili seyirciler, şu anda çok görkemli bir yapının önünde duruyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz cami, Batşahşi Camii ve Pakistan'ın en büyük camilerinden biri. Bu cami 1. Alemgir Şah tarafından, yani Şah Cihan'ın oğlu tarafından 1671 ve 1673 tarihleri arasında yapılmış. Batşahşi Camii Eskişehir'in içerisinde ve tam Şaikilan'ın karşısında yer alıyor. Bu mimari çok önemli Babürler için ve arkamda görmüş olduğunuz minare ise Türk minarelerinin benzeri bir şekilde inşa edilmiş. Evet, şu anda Başarşi Camii'nin avlusunda bulunmaktayız. Arkamda görmüş olduğunuz yapıya bir bakar mısınız? Çok görkemli bir yapı ve içerisinde 100 bin kişi aynı zamanda dua edebiliyormuş. Haydi gelin bir göz atalım. Batşahi Camii sadece Müslüman mimarisini değil, aynı zamanda Hindu, Budist gibi mimarileri de içinde barındırıyor. Evet, şu anda Eskişehir'in içinde bulunmaktayız. Burası inanılmaz kalabalık. Herkes buraya toplandı, hatta şu anda bizi izliyorlar. Burada birbirinden çeşitli mağazalar, birbirinden çeşitli baharat dükkanları var. Arkamda görmüş olduğunuz kapı çok önemli bir kapı. Bu kapı Babürler zamanında yapılmış ve Delhi kapısı deniyor. Delhi Gate. Şimdi birazdan orayı keşfedeceğiz. Evet, bunların adı
da Bengal'miş. Hepsi camdan yapılıyor. Değişik değişik renkte var. Buradan seçeceğiz bazılarını. Ben en beğendiklerimi şu anda seçiyorum. Burada çok renk var. Karar veremiyorum hangisini alayım. Evet. Mavi, sarı, hepsi camdan yapılmış. Şükriye. Evet, biraz daha dupata almak istiyorum. Bu, evet, güzelmiş ve ince. Şu an hava burada çok sıcak ve biraz daha ince bir şeye ihtiyacım var. I want to buy this. Is it okay? Yeah, okay. Yeah. Tamam, bunu alıyorum. Evet, Eskişehir'in içini keşfetmeye devam ediyoruz. Burada birbirinden farklı baharatlar var ve hepsi birbirinden farklı tatlarda. What is the name of it? Ali. Ali. Evet. Can I taste it? Evet, birazcık deneyeceğim. Bu daha az acı, bu daha çok acıymış. Okay, also try. Bu tam benim istediğim kıvamda. Şu anda Şahiyamamı'nın içindeyiz. Gördüğünüz gibi duvarlarda el yapımı freskler var ve bu freskler gerçekten çok eski. Ve bu tarz, bu hamam tarzı Türklerin hamam tarzında neredeyse aynıymış. Evet, şu anda hamamı keşfetmeye devam ediyoruz. Burada çok enteresan frenk detayları var. Arkamda görmüş olduğunuz iki tane melek ellerinde yemek taşıyorlar ve bu Babil sanatının önemli eserlerinden bir tanesi. Evet, şu anda Vezirhan Camii'nde bulunuyoruz. Bu cami Babürler dönemi için çok önemli. Çünkü üzerlerindeki el sanatı bu dönem için eşsiz kabul ediliyor. Bu sanatın adına kaşık kare sanatı deniyor. Evet, şu anda Lahor Müzesi'nin tam önünde bulunuyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bu müze gerçekten çok görkemli ve Güney Asya'nın en büyük müzesi olma özelliği taşıyor. İçerisinde birbirinden ünlü eserler var. Özellikle Budist koleksiyonu çok meşhurmuş ve içerisinde İslam eserleri de tabii ki bulunuyor. Hint coğrafyasına ait eserler de aynı zamanda içerisinde bulunuyor. Girdik. Bu müze gerçekten çok büyük bir müze ve içerisinde tam 17 tane galeri var. Birinci galeri görmüş olduğunuz gibi minyatürlerden oluşuyor.
önemli bir haritanın önünde bulunuyoruz. Bu harita 5. yüzyılda Ahmeniyan İmparatoru zamanında Türkiye ve Pakistan'ın aynı bayrak altında olduğunu gösteriyor. Burada bir bölge var, buna Gındara bölgesi deniyor ve bu Ahmeniyan İmparatorluğu zamanında bir eyaletmiş. Ve birazdan göreceğimiz galeri Gındara sanatına ait birçok önemli eser barındırıyor. Şu anda Budaların Budası'nın tam önünde duruyoruz. Bu Buda çok önemli. Sırf bu Budayı görmek için dünyanın her yerinden birçok insan buraya geliyor. Neden mi? Çünkü bu Buda 6 yıl boyunca hiçbir şey yememiş, oruç tutmuş ve sonunda da Budaların Budası olmuş. Lahor'u keşfetmeye devam ediyoruz. Daha önce söylemiş olduğumuz gibi Lahor birçok bahçeden, birçok parktan oluşuyor. Şu anda Şalimar Bahçesi'ndeyiz. Bu bahçe Babürler zamanının en önemli estetik özelliğini sergiliyor. Çünkü onların estetiğin doruk noktasına ulaştığı bir zamanda yapılmış ve 1641'de yapımı tamamlanmış. Şalimar Bahçesi'ni keşfetmeye devam ediyoruz. Burası sadece bir bahçe değilmiş. Aynı zamanda kralın gelip eğlendiği, zaman geçirdiği de bir yermiş. Tam şu anda kralın durduğu yerde duruyorum. Karşısındaki performans alanında kralın cariyeleri, müzisyenleri şovlarını sergiliyorlarmış ve karşısında da izleyicileri onu izliyormuş. Yan taraflarında da iki bölgede müzisyenler çok güzel müzikler yapıyorlar ve buradaki halkı eğlendiriyorlarmış. Şimdi buradan kalkıp sınır nöbet değişimine gideceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu araçlar Pancap Turizm Departmanı'nın tesis ettiği araçlar ve burada turizmin gelişmesini ve bütün turistlerin buraya gelmesini sağlamak için ve buradan seyahat etmesini sağlamak için bizzat kullanılıyorlar. Lahor tere jaisa yaadon ka rang baaton ka rang sapnon ka rang apnon ka rang kehkon ka rang baaton ka rang chehron ka rang haathon ka rang melon ka rang thelon ka rang tehwaron ka khelon ka rang har rang mein hai laakhon khushiyan khamoshiyon mein bhi iski ek shor hai ye lahor Gördüğünüz gibi coşku.
Hindistan sınır kapısındayız. Burada çok büyük bir tören düzenleniyor. Buradaki bayrak değişim törenine binlerce, yüzlerce insan katılıyor. İki taraftan, hem Hindistan tarafından hem Pakistan tarafından katılıyor. Bu askeri bir tören ve çok eskiden beri yapılan bir tören. Burada insanlar coşkuyla güçlerini, mutluluklarını belli ediyorlar, gösteriyorlar. Güneş batımından 2 saat önce bu tören yapılmaya başlanıyor ve bütün insanların katılımıyla aynı şekilde bitiyor. Buranın güvenliğini sağlayanlar komandolar ve karşı tarafta da sınır güvenliği var. Birbirlerine burada güçlerini gösteriyorlar. Pakistan! Pakistan! Pakistan!